arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün sizlere çok güzel bir sohbet videosu hazırlıyorum. Yapmış olduğum Buz Krallığı serisi hakkında merak ettiğiniz çok fazla şey vardı. Instagram'dan, YouTube'dan sürekli sorularınızı görüyordum. Bu soruların hepsine yanıt vereceğim bir video çekmek istedim. Instagram'a bir kutucuk bıraktım. Merak ettiklerinizi sorun dedim. Şimdi o kutucuğa gelen soruları tek tek cevaplayacağım. Ama en çok sorulandan en az sorulana doğru böyle yavaşça sizlerle beraber gideceğiz. En çok sorulan sorudan başlıyorum. Buz Krallığı ikinci kitabı ne zaman çıkacak? Arkadaşlar, benim hayalim bu yıl içinde çıkması. Ama neredeyse yıl sonuna geldik. Çok az vaktimiz kaldı. Başka işlerle de uğraştığımı biliyorsunuz. Yetişir mi bilmiyorum. Hani en geç Aralık ayının sonuna kadar çıkarmayı hayal ediyorum. Ama yayın evi programı nasıl? Yetiştirebilir miyiz? Yazmayı bitirebilir miyim? Ocağı sarkar mı? Bilmiyorum ki tarih verdiğimde genelde hep geç kalıyorum. O yüzden tarih vermemeye çalışıyorum. Ama en yakın zamanda çıkarmaya çalışacağım. Zaten Buz Krallığı'nın birinci kitabı yani Haziran'da çıktı. Temmuz, Ağustos'tayız daha. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bana biraz daha zaman verirseniz ikinci kitap çok güzel bir şekilde gelecek, emin olun. Ama hani öyle bir sene, iki sene, beş sene, on sene bekletmem. Yani öyle büyük konuşan yazarların başına neler geldiğini biliyorum. Yani öyle dedim ama benim hayalim hani Aralık, Ocak çıksın, güzelce yayınlayayım. Ama Kasım da olabilir belki. Sonra bir anda belki Şubat da olabilir. Tarihler öne çekilebilir ya da ileriye alınabilir. Hiç fark etmez. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Neden ikinci kitap hemen çıkmıyor da işte biraz daha böyle Aralık, Ocak gibi çıkıyor sorusunu bir de bu seri kaç kitap olacak sorusuyla birleştirerek cevap vermek istiyorum. Benim hayalim kitabı yazmaya başladığımda Buz Krallığı serisinin iki kitaptan oluşmasıydı. İki kitaptan oluşacak böyle kalın kitaplar şeklinde bir seri olacaktı. Şöyle ki ikinci kitabı yazıyorum şu anda. İkinci kitabın yarısında falanım galiba. Yani yarısını tam olarak bilemiyorum. Çok fazla olay var. Yani spoiler vermiyorum ama işte Hunter karakteriyle olanlar var. Ares ile Meghan'ın arasındaki romantik ilişki var. Şu ülkeden gelen prensler, prensesler var. İşte Nancy'nin alınması gereken intikamı var. Damon'ın olayları var. Kraliçenin olayı. O kadar çok olay var ki ilk kitapta yarım kalan. Onların hepsini açıklayarak ya da onların hepsini bir çözüme oturtmam gerekiyor. Sığmayacak gibi hissediyorum. Yani ikinci kitabı yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bitmiyor. Hem de olaylar sığmıyor. Olaylar yaşandıkça daha fazla olay çıkmaya başlıyor. Benim hayalim ikinci kitabı sığdırmaya çalışmak her şeyi ama eğer sığdıramazsam, olaylar ikinci kitapta bitmezse mecburen üçüncü kitapta çıkacak. Hani size kalsa sevdiğiniz seriler 10 kitaplık seri olsun. Kitabın içinde tür olarak yetişkin romantik mi yazıyor demiş bir arkadaşımız. Şöyle, kitabın içinde türü yazmıyor ama kitabın türü yetişkin romantik. Fantastik diye çok fazla kişi alıyor. Fantastik olmadığını görünce çok şaşırıyor. Tekrardan uyarıyorum. Kitabımız yetişkin romantik. Lütfen herkes böyle söylesin. Kitabın kapağından dolayı ya da işte vermiş olduğu vibe'dan dolayı, ismi Buz Krallığı olduğu için de olabilir. Herkes fantastik zannediyor ama yetişkin romantik der çok çok daha doğru olur. İçinde smut var mı? Evet, var. Yetişkin içerik çok fazla var mı? Evet, yetişkin içerikten kastımız şu. Sadece smut sahneler değil. Taciz olabilir, tecavüz olabilir, tetikleyici unsurlar olabilir, cinayet olabilir. İşte kötü örnek oluşturabilecek davranışlar olabilir ki yok. Yani bence kötü örnek oluşturabilecek davranışlar yok. Çünkü kitapta olan kötü şeylerin hiçbirinde olumlama yok. Ama yani yine de bazıları örnek alır falan. O yüzden artı 18 yetişkin içerik olarak geçiyor. Ay, bütün sorularının hepsi ikinci kitap ne zaman gelir, ikinci kitap ne zaman diye. Buz Krallığı sonu iyi mi bitecek, kötü mü bitecek? Biri daha demiş ki hikayenin sonu kötü mü bitecek? Herkes bunu merak ediyor. Öyle ki diğer kitaplarımı da okuduysanız, benim kitaplarım böyle kötü sonla bitmiyor ama kötü şeyler de yaşanıyor. Yani karakterler sonunda hayallerine kavuşmuş oluyor, mutlu olmuş oluyorlar ama bu mutluluğun içinde tabii ki de ölümler oluyor, kavgalar oluyor, kaoslar oluyor, küslükler oluyor, hayal kırıklığı oluyor. Hani her şey bir arada aslında. Hayatta hiçbir zaman sonsuza dek mutlu yaşadılar ya da sonsuza dek mutsuz yaşadı diye bir şey yoktur. Mutlu anların içinde de olumsuzluklar vardır. Mutsuz anların içinde de olumlu şeyler vardır. O yüzden ben birazcık gerçekçi yazmayı seviyorum. Mutlu olurlar diye düşünüyorum. Yani mutlu biter ama tabii ki de üzüldüğünüz, atlatamadığınız, hayal kırıklığı yaşadığınız, keşke böyle olmasaydı dediğiniz şeyler de sizi karşılayabilir. Bazılarınız onlar olduğunda mutsuz bitti diye anlatıyor ama aslında karakterler gayet mutlu oluyor o sırada. O yüzden çok bilemeyeceğim. Kitabın içeriğini merak ediyorum ancak daha da merak ettiğim bir şey, isimleri nereden buldun demiş bir arkadaşımız. Şöyle, isimleri internetten araştırıyorum genelde. Böyle işte yabancı isimlere bakıyorum çok basit bir şekilde ya da işte bir
dizide, bir filmde gördüm, çok etkilendiğim, benim karakterime çok yakışır dediğim ya da başka bir kitapta gördüm, keşke benim karakterimde de olsa dediğim bir isim olabilir. Yazarken bir yerden ilham aldın mı? Aldıysan nereden aldın? Şey demişim, kendimden. Yani yazarken ilham aldığım tek şey çevremde yaşayan çok güçlü kadınlar. Arkadaşlarım, ailemde, akrabalarımda görmüş olduğum ve çok güçlü bir şekilde yaşayan kadınlardan ilham aldım diyebilirim. Büyü, özel güç tarzında şeyler var mı demiş kitabın içinde. Şöyle, kitap fantastik değil diyorum. Yetişkin romantik diyorum. Fantastik olaylar olmuyor böyle büyük. Ama kitabın içinde cadılar var, büyücüler var ve bunlar güçlerini kullanmıyorlar bir sebepten dolayı. Kitabı okuduğunuzda daha iyi anlarsınız. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Güçlerini kullanmadıkları için ortaya fantastik olaylar çıkmıyor. Ama hani böyle ufak tefek fantastik olaylar belki ikinci kitapta çıkabilir. Hani yetişkin fantastik diyebilirsiniz, yetişkin romantik diyebilirsiniz. Özel güçler var ama dediğim gibi bir fantastik kitaptaki kadar aktif bir şekilde kullanılmıyor. Sonunu bomba gibi bitirdin. İnşallah araları bozulmaz best çiftimizin. Araları bozulmaz mı? Şey diyormuşum, araları düzelir inşallah desek. Daha doğru olur. Smut sahne ne kadar var demiş. Sadece 2 bölümde smut sahne var. Diğer bölümlerde hani yakınlaşmalar, işte bir çekimler falan var ama sadece detaylı olarak 2 bölümde smut sahne var. Meghan çok pis intikam alsın lütfen. Bir süre önce internette bir söz okumuştum. Kadınlar eşitlik istiyor. Ya intikam isteseydi? O zaman ne yapacaktınız? Böyle bu tarz bir cümle okumuştum. Bir filmde, dizide mi geçiyordu, biri mi yazmıştı hatırlamıyorum. Şey veremediğim için özür dilerim. Kaynakça veremediğim için özür dilerim. İkinci kitap aslında o şekilde. Yani Meghan, ben eşitlik istiyordum. Size bulaşmıyordum. Size kötü bir şey yapmıyordum ama okey. İntikam. Neden yetişkin içerik var? Okumak çok isterdim demiş bir arkadaşımız. 18 yaşından küçük takipçilerim diyor işte okuyamıyoruz, kitabı alamıyoruz. Neden işte artı 18 yazdın falan. Şimdi her kitabın kendi evreni var ve oluşum şekli var. Benim mesela Asel kitabı bir gençlik kitabıydı. Lisede ve üniversitede geçiyordu. Bu yüzden de gençlik kitabı olduğu için artı 16'ydı. Kitabın evrenine o yakışıyordu. Yıldızların Laneti serisinde 12 yaşında, 10 yaşında, 8 yaşında, işte 15 yaşında karakterler vardı. Karakterlerin çoğu çocuk ya da gençti. Mesela o seriyi de artı 10 yaş yaptım. Evren, olaylar, karakterlerin duruşları, hareketleri buna müsaitti. Buz Krallığı'nın evreni, ele almış olduğum konu, kitapta yaşanacaklar, olaylar ve karakterlerin yaşı hiç uygun değil. Yani artı 18 yaşından küçük olamazdı bence. Çünkü karakterler 30 yaşında, 50 yaşında, 28 yaşında, yani 8 yaşına karakter var ama dıdısın dıdısı, kızın kardeşi yani. Hiç konuyla bile alakası olmayan bir kız. Yani dediğim gibi evren yetişkin bir evren ve anlattığım konu da aslında bir tık yetişkin bir konu. Bu yüzden de yetişkin içerik olması gerekiyor. Meghan'ın yüzünün fotoğrafı var mı? Var arkadaşlar. Genelde imza günlerime gelip soran okurlarıma gösteriyorum. Şu an bu telefonda Meghan'ın çizimi var. Hatta böyle birden fazla, çok fazla çizimi var. Çok da güzel oldu. Meghan'ın yüzünü ikinci kitabın kapağında göreceksiniz. Kapak dediğim, hani bu ona kapak değil, içeride. Ares'in yerine bu sefer buraya Meghan gelecek. Çok heyecanlıyım. Görünce var ya aşık olacaksınız. O kadar güzel ki yani tam hayalimdeki Meghan, yani birebir aynısı. Hayatımda yaptırdığım en güzel çizimlerden biri oldu. İkinci kitapta bizim kız Ares'in burnundan getiriyor değil mi? Şöyle söyleyeyim size. Ares'i doğduğuna... var olduğuna, prens olduğuna pişman ediyor. Yani ikinci kitap bir tık daha intikam kitabı, bir tık daha kaos kitabı. İlk kitap zoraki evlilikti. Meghan istemediği biriyle zorla evlendiriliyordu ya. İkinci kitapta böyle birazcık düşman aşıklar gibi bir şeye dönüştü yani. Birbirlerine düşmanlar ama aynı zamanda birbirlerine çok aşıklar. Birbirlerini boğazlamak istiyor. Öyle bir şeye dönüştü. Biri şey demiş, Meghan ölecek mi? Meghan başrol yani, tabii ki de ölmez. Öyle bir şey düşünmeniz beni şüphelendirdi. Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Yeni karakterler gelecek mi? Elbette. Elbette yeni karakterlerimiz her zaman olur. Biri şey demiş, geceleri yatarken artık kitabın sonunu düşüp teoriler kurmaya başladım, normal mi? Normal. Ben de çok fazla teori kuruyorum kitabın sonu hakkında. Smut var mı? Lütfen olmasın. Var. Smut olmasa bile tetikleyici unsurlar ya da başka şeyler olduğu için her türlü yetişkin içerik olacaktı bu seri. Lütfen. 13 yaşındaki biri okuyabilir mi? Okuyamaz. Sorulara bakıyorum da şu anda. Abla, sence bu kitabı almalı mıyım? Abla, bu bir soru mu? Tabii ki de almalısın.
Arasa kıyıyor. Soru o kadar komik ki. Arasa kıyamayıp hemen affettirir misin? Ne? İkinci kitap okuduğunuzda herhalde bazılarınızı çok şaşırtacağım. Demiş ki Meghan'ı yazarken en çok neyden esinlendin? Harika bir kadın karakterdi. Hani derler ya, her yazar karakterlerine kendinden bir parça bırakır diye. Şöyle ki Meghan'da benden çok fazla parça var. Kendi karakterimden ve kişiliğimden çok fazla şey koydum. Ama tabii ki de Meghan'ın verdiği her kararı verir miydim? Meghan'ın aynı hareketleri yapar mıydım bilmiyorum. Ama Meghan'dan kendimden çok fazla şey var. Direkt böyle şu kişiden ya da şundan esinlendim diyemem. Ama bazen yaşadığımız toplumda kadınların yaşadıklarını görünce Meghan gibi olmak istiyorum. Aslında olmak istediğim belki de olamadığım kadın, bilmiyorum. Ama hayalimdeki çoğu şey bilmiyorum. Yani aslında belki kendi hayal dünyamdan esinlenmiş olabilirim. Kendi hayallerimdeki kadından esinlenmiş olabilirim, bilmiyorum. Ama arkadaşım olan, tanıdığım birinden görüp de esinlendiğim biri değil. Ama kendimden çok şey kattığım birim. Haberiniz olsun. Bu arada harika bulmana çok sevindim. Çok mutlu oldum. İkinci kitapta birbirlerine güvenmeyi seçip güçlerini birleştirmiş bir Ares ve Meghan okuyabilecek miyiz? Ne? Güven mi? Ne? Biri de şey demiş. Ares sonda yaptığından pişman olacak mı? Eğer vazgeçse bile kendini affedecek mi? Ne? Siz bu işte güvenmek, affetmek falan gibi kelimeleri nereden çıkarıyorsunuz? Bunlar nerede var ya? Hangi kitapta geçiyor? Buz Krallığı 2'de geçmediği kesin. Ay böyle şeyler soruyorum da okuyor musunuz, şok oluyor musunuz? Dediğimin tam tersi bir şey çıkıyormuş. Olabilir bu arada. Varken en zorlandığın yer neresiydi? Final sahnesiydi. Çünkü final sahnesinde yaşananların olmasını istemiyordum. O yüzden çok zorlandım. Yazmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi? Nerede Ares ve Meghan'ın kavgalarında, atışmalarında çok fazla keyif alıyorum diyebilirim. Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdin? Ben hayatı boyunca, çocukluk yıllarımdan beri kadınların özellikle bizim toplumumuzda ne konuma konulduğu, nasıl yaşadığı, işte akrabalar içinde, işte toplum içinde, bir aile içinde kadınların nasıl yaşadığını görünce bir şekilde ses çıkarmaya çalışan, haksızlığa gelemeyen, her şekilde ses çıkaran biriydim. Her kitabımda da güçlü kadın karakter yazmaya çalışıyorum. Mesela Asel ağlayan bir karakterdi ama yapmış olduğu seçimler çok güçlüydü. Hani herkes o seçimleri yapamazdı. Ya da işte Yıldızların Laneti serisinde Victoria hiçbir şey bilmeyen, sürekli ağlayan, oradan oraya sürükleyen, dövüşemeyen, işte hiçbir şey yapamayan, büyüsünü kullanamayan çok aciz bir karakter gibi duruyordu ama aslında çok çok güçlüydü o da. Yani ne kadar ağlasa da, ne kadar üzülse de, çünkü ağlamak güçsüzlük değildir. Victoria da Yıldızların serisinde çok güçlüydü. Vermiş olduğu kararlar, aldıkları, sevdiklerine karşı duruşu, ailesine karşı durması çok kolay şeyler değildi. Ben her zaman güçlü kadın karakter yazmaya çalışıyorum ve artık böyle bir gün, yani dedim ki dayanamıyorum. Kadınların böyle giyimiyle alakalı olabilir. İşte kadınların soy ismiyle ilgili olabilir. Mesajlar verebileceğim, aslında bazı şeylerin adil olmadığını gösterebileceğim bir kitap yazmak istiyorum dediğim zaman bir anlık öfkeyle Buz Krallığı'na başlamıştım ben. Ama hep biliyordum yani. Hep böyle Buz Krallığı minimalinde toplumdaki kadınların duruşuna dikkat çeken bir kitap yazacağımı hep biliyordum. Ama ne olacağı, hangi konuya sahip olacağı, hangi evrende geçeceği falan belli değildi. Ama hissediyordum her zaman. Çünkü yazmam gerekiyordu. Yazmak boynumun borcuydu. Bu kitapta bal kabağı tatlısı travma oldu bende. Bak görüyor musunuz? Artı 18 yetişkin içerik diyoruz. Neden? Tetikleyici şeyler olabilir diye. Bal kabağı tatlısında da bir tık tetikleyici yanı var. Gerçi Meghan'ı çok tetikliyor da artık bilemeyeceğim. Ares Meghan'a aşık oldu mu cidden? Sizce? Damon artık ölebilir mi demiş Sude diye birisi. Sude, Damon'dan ne istiyorsun? Söyle bana, Damon size ne yaptı? Şaşırdım bu soruya. Meghan ve Ares'i arasını açıyor. Ha, o yüzden... Sorunun tamamını okusam cevabını zaten içinde alacakmışım. Ares ve Meghan'ın arası çabucak düzelecek mi? Damon artık ölebilir mi? Meghan ve Ares'in arasını açıyor da. Meghan ve Ares'in arasını açan her karakteri öldürmeye kalksak aşkı kitapta karakter kalmaz. O yüzden mecburen hepsi yaşamak zorunda. Ares'in tarifini verebilir misin acaba? Bir miktar aşık olduğumda. Aşkım, tarifi olsa ben zaten yaparım ama maalesef. Yazım dilini nasıl geliştirdin? Aslında bu nasıl bir kitap yazmak istediğinizle alakalı. Ben Asel'i yazdığımda çerezli, hızlı okunabilen, daha basit bir dille anlatılan bir kitap yazmak istiyordum.
Asel'in konusu ona çok yatkındı. İşte Yıldızların Lanetinde artı 10 yaş bir kitap istiyordum. 10 yaşından büyükler okuyacağı için çok ağır, ağdalı, betimlemeli ya da işte sert bir dile sahip olacak bir kitap olmamalıydı. Bu yüzden yine Yıldızların Lanetinin serisine de daha basit ama yine de içinde büyük mesajlar verebileceğim bir kitap yazmak istedim. Buz Krallığı evreni yetişkin bir içerik. Olaylar çok ciddi konular. Kadınlara, erkeklere eleştiriler var, topluma eleştiriler var, bir krallık var. O krallığa karşı neredeyse bir başkaldırı falan var. Bu yüzden kitabın evreninden dolayı daha akıcı ama daha böyle betimlemeli, daha fazla mesaj vererek yazmış olduğum bir kitap olmalıydı. O yüzden yazım dilim gerçekten yazdıkça gelişti. Hani kitabı yazdıkça gelişti ama kitabın evrenine göre de değişiyor. Mesela Piston adında bir kurgum var, biliyorsunuzdur. Onu da Wattpad'de yayınlamıştım. Piston'u okursanız, Buz Krallığı'ndan sonra yazdım Piston'u ama onun yazım dili mesela Buz Krallığı'na göre daha basit. Dersiniz ki hani Sena'nın yazım dili Buz Krallığı'nda çok iyiydi. Neden Piston'da daha basit? Aslında basit değil. Yani Piston evrenine ve Piston'un yazmış olduğum türüne göre o kitapta o dille yazılması gerekiyor. Ama mesela Buz Krallığı daha benim için ağır bir kitap olduğu için bir tık daha ağır bir şekilde yazılması gerekiyordu. O yüzden Buz Krallığı'nda yazım dilime insanlar bir tık daha şaşırıyor. Bunun da açıklamasını yapmış olur. Bir adet Ares alabiliyor muyuz acaba? Ah keşke, keşke. Bazı sorular var. Bunlar çok spoiler. Bu şeyde de spoiler vermek istemediğim için videoda onları cevaplayamayacağım. Ares nasıl tepki verecek demiş bir şeye. Söyleyemiyorum. Soruyu soran kendisi bilir. Öğrenme şekli çok kötü. Yani okuyabilseydiniz keşke. Keşke. Diğer krallıklar da bir hayli ilgi çekici duruyordu. Bence onların hikayeleri de olabilir. Bir de en çok gelen sorulardan biri serinin novellası olacak mı? Ve diğer krallıkların kitabı olacak mı demişler hikayeleri. Onları söyleyeyim. Şöyle, ben Buz Krallığı'nı ilk yazmaya başladığımda iki kitap olarak düşünmüştüm. Hiç novella planlamamıştım arkadaşlar. Ben ilk kitabı bitirmeye başladığımda, ikinci kitabı yazmaya başladığımda dedim ki novellası da olsa mı acaba? Diğer krallıkların olayları da olsa mı falan? Bir düşünmedim değil. Diğer krallıklarla ilgili bu seride bir şeyler göreceksiniz. Krallığına ilgi şu anda çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederim. Harika bir şekilde gidiyor. Yorumlarınız, paylaşımlarınız, her şeyi görüyorum. Çok tatlısınız. Buz Krallığı'nın ilgisi bu şekilde giderse, daha da artarsa, çok sevilirse, serinin diğer kitaplarını çıkardıktan sonra, yani ikinci kitabını çıkardıktan sonra duruma bakacağım. Çünkü geçenlerde ikinci kitabı yazarken aklıma şey geldi. Kalbi kırık, çapkın, üzgün Roberto'nun bir hikayesi olmasın mı? Kitabı okumayanlar için ilk kitaptaki Veliaht Prensimizin kardeşi, taht sırasında da ikinci oğul, ikinci prens Roberto. Prens Roberto'nun hikayesini de böyle anlatsam, onun ilişkilerinden bahsetsem. Çünkü Prens Roberto beni çok üzen bir karakter. Onunla çok fazla empati yapıyorum. Çok çok hoşuma giden birisi ve onun hikayesini okumak mesela çok keyif verir. İster misiniz bilmiyorum, hani yorumlara yazın siz de. Düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Sizin düşünceleriniz çok şey değiştirebiliyor. Ve Roberto'nun hikayesini de okursak güzel olur. Ya ben yazmayı çok isterim. Ben yazarım. Buz Krallığı evrenini 20 kitap bile yaparım. Sıkıntı değil. Sizler de ister misiniz? Beni bu konuda heyecanlandırıp yüreklendirir misiniz? Bilmiyorum. Merak ediyorum. Ama Roberto'nun hikayesi çok tatlı olmaz mı? Hiçbir zaman kral olamayan, hep ikinci planda kalan, o üzgün, çapkın, o hırslı, bir tık kıskanç adamın hikayesi. Ay, Roberto'yu çok seviyorum. Bu arada yani Buz Krallığı'nda en sevdiğim karakterlerden biri. İkinci kitapta bizim kız Ares'in burnundan getiriyor değil mi? Burnundan, ağzından, gözünden, kaşından... Her yerden gerçekten. Kitabın ismi Buz Krallığı olmasaydı ne olurdu? Buz Krallığı olurdu arkadaşlar. Yani bu kitabı anlatan daha iyi bir isim yok yani. Buz Krallığı olurdu kesinlikle. Buz Krallığı bir şarkı olsaydı ne olurdu? Halsey'nin o şarkısı. Burayı yazıyorum. Gidin dinleyin. Halsey'nin o şarkısı gerçekten sanki Buz Krallığı için yazılmış gibi. O kadar çok etkiliyor ki beni. Özellikle nakaratı falan bayılıyorum. Çok 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 güzel. Ve son sorumuzu cevaplıyorum. Eğer Meghan'dan bir özelliğini yok etme şansın olsaydı bu hangi özelliği olurdu? Meghan'ın bir özelliğini yok edeceğiz.
Bence fevri olması olurdu ya. Çünkü Meghan fevri bir karakter. Artık böyle sabrı kalmamış. Yani bir olay olduğunda çok hızlı tepki gösteriyor. Çok sakin gözüküyor aslında ama duygusal olarak çok hızlı tepki gösteriyor. Bir duygusal fevriliği var. O olmasaydı, bir tık daha sakin olsaydı belki her şey daha iyi olabilirdi. Buz Krallığı hakkındaki sorularınız bu kadardı. Hepsine net bir şekilde cevap verdiğime inanıyorum. Kitabım da burada. Şöyle ki YouTube'daki takipçilerimin sorularını cevaplayamadım. Instagram'dan soru kutucu açmıştım. Siz sorularınızı videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben hepsine tek tek yanıt veririm. Hiç merak etmeyin. Lütfen ama yorumlarınız spoilerlı olmasın. Ya da spoiler varsa yukarıya bir spoiler uyarısı koymanız çok çok daha iyi olur. Ben genelde spoilerlı yorumları siliyorum. Belki fark etmişsinizdir. Spoilerlı olmazsa daha güzel olur. Merak ettikleriniz varsa bana Instagram DM'den sorabilirsiniz. Ben genelde mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Video bu kadardı. Buz Krallığı hakkında sohbet etmek gerçekten çok güzel. İnşallah ikinci kitabı da söylemiş olduğum tarihlerde elimize alabiliriz. Çok çok mutlu olurum ben de eğer bunu başarabilirsem. Sizleri çok çok seviyorum ve ben gidiyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.